Mayıs ayı içerisinde 32 kadın katledildi ve aynı zamanda 7 çocuk katledildi. 17'si faili belli olmayan ölüm şekliydi. Aslında biz bunların faillerinin belli olduğunu çok iyi biliyoruz. Etkin bir soruşturma uygulanmıyor ve bunların birçoğu yüksekten düşme ve intihar olarak kayıtlara geçti. Aslında bunların hiçbirinin, yani birçoğunun en azından intihar olmadığını çok iyi biliyoruz. Ve bunlar katliam. Çünkü etkin bir soruşturma uygulanmıyor. Ne yazık ki ülkemizde son dönemde kadın şiddeti her geçen gün artmaya başladı. Bunun en büyük sebebi bu iktidarın kadın düşmanı politikaları. Sistemin, yani en üst makamında olan kişi topluma sürtük diyebiliyor. Kadınlara sürtüksünüz, çürüksünüz diyebiliyor. Aslında bu da toplumun şiddet dilinin daha da artmasına neden oluyor. Şiddetin daha da artmasına neden oluyor. Kadın mıdır, kız mıdır belli değil. Kadın dediğin 3 çocuk doğurur. Kadın dediğin evinde oturur. Fıtrata ters, kadın ve erkek eşit olur mu? Ve bunun gibi söylemler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini her geçen gün daha da derinleştiriyor. Şiddeti önlemek yerine, şiddeti önleyecek politikalar üretmek yerine sürekli şiddet üreten, şiddeti artıran söylemler ve politikalar her geçen gün daha artıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi, TCK 103'te yapılmak istenen değişiklikler, 6.284 yasanın etkin uygulanmaması, 6. yargı paketiyle kadının kazanılmış haklarının tırpalanması, 5. yargı paketiyle kadın ve çocukların haklarının tırpalanması. Bu iktidar o kadar çok kadın düşmanı politikaları geliştirdi ki ve en son noktada her geçen gün şiddet diliyle ve yargı yoluyla da, bu cezasızlık politikalarıyla da aslında bunu meşrulaştırmaya çalışıyor. Aslında baktığımızda şiddetteki artışın en büyük sebebi hem şiddet dilinin artması hem de cezasızlık politikaları. Etkin uygulanmayan yargı. Yani neredeyse yargıya güvenimizi yitirdik. Ki neredeyse değil, aslında yargıya tamamen güvenimizi yitirmiş durumdayız. Çünkü erkek yargı sürekli erkeği koruyan, erkeği kollayan kararlar veriyor. Son dönemde hepimiz duymuşuzdur. Kürt illerinde uygulanan politikaları hepimiz çok iyi biliyoruz. Biliyorsunuz asker, polis, korucu eliyle fuhuş çeteleri ortaya çıktı ki son günlerde Sakine Kültür ve Remziye Apaydın katledildi ve bunlar özel harekat ocakları ya da bir korucu tarafından katledildi ve bu insanlar çok rahatlıkla bize bir şey olamaz, bize bir şey olmaz diyebiliyorlar. Aynen İpek Er katledildiğinde en son bıraktığım mektupta sesime ses olun, bana bir şey olmaz diyor çünkü. Musa Orhan da bana hiçbir şey olmaz diyordu ki cezasızlık politikaları ve ne yazık ki o üniforma, ki biz üniformalı şiddet diyoruz artık, o üniformalı şiddet o kadar üst noktada ki, yani o üniformalı zırhtan o kadar çok yararlanıyorlar ki, o kadar rahat yapıyorlar ki ve çünkü onlara bir şey olmayacağını, bu erkek yargının, sistemin onları koruyacağını çok iyi biliyorlar ve bu nedenle de sürekli kadınlara saldırıyorlar. Çünkü aslında sistemde kadınların değiştiren, dönüştüren gücünden korkuyor ve sürekli bundan dolayı kadınlara saldırıyor. Kadınların haklarına saldırıyor. İşte mücadele eden kadınları gözaltına alıyor, tutukluyor. Bunu biz işte Leyla Güven'de de gördük, Ayşe Gökhan'da da gördük. Aysel Tuğluk demans olmasına rağmen ki dışarıya çıkıp tedavisini görmesi gerekirken, ki yasal hakkı olmasına rağmen uygulanmamasında da biz bunu gördük. Canan Kaftancıoğlu'nda gördük, Sezen Aksu'ya saldırılarda gördük ki bu son dönemde sanatçılara saldırılarda da biz bunu gördük. Kürtçe şarkılara bile tahammül edilmemesinde de biz bunu gördük. Kısacası kadınlara yönelik ciddi bir saldırı söz konusu. Her yönlü bir saldırı söz konusu. Hem haklarımıza yönelik saldırılar söz konusu, hem de eril dilin sürekli en üst perdeden kullanılmasından dolayı şiddet her geçen gün artıyor. Çünkü sistemin başında olanlar bunu çok rahat kullanınca
Toplum da bunu çok rahat kullanabiliyor. Yargı da cezasızlık politikalarıyla failleri ödüllendirince şiddet çok daha fazla artmaya başladı. Ve şiddet her geçen gün artıyor. Her geçen gün en az 3 ya da 5 kadın katlediliyor. Buna rağmen bu devletin, bu sistemin şiddeti önleyecek politikalar yapması gerekirken şiddeti önlemek yerine şiddeti körükleyecek politikalar yapıyor. Her gün cinsel şiddet artarken çocuklara yönelik TCK 103'ü değiştirip aslında tecavüzü meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ki biz TCK 103'ün değişmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Birçok eylem, etkinlik yaptık. Kadın örgütleri birleşti. Hem İstanbul Sözleşmesi'nde. İstanbul Sözleşmesi'nin bugün Danıştay'da davası vardı. 14'ünde de davası var. 23'ünde de davası var. Ki biz bunun kesinlikle hukuksuz olduğunu, tek kişinin kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğimizi belirttik ve vazgeçmeyeceğiz de. Hayatlarımızdan da, haklarımızdan da, İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadınları ve ayrımcılığa uğrayan, herkesi koruyan uluslararası bir sözleşme. Yani en son bir paket yayınladılar. İşte kadınları koruyacak bir paket dediler. O pakette de biliyorsunuz ısrarlı takip vardı. Aslında TCK 96'da ısrarlı takip varken ve cezası 2 yıldan 5 yıla kadarken onlar cezayı indirerek 6 aydan 2 yıla çıkarttılar ve biz cezaları yükselttik dediler. Biz cezaların yükseltilmesini istemiyoruz. Biz şiddeti önleyen politikaların uygulanmasını istiyoruz. Ve biz tüm kadın örgütleri olarak birleşiyoruz, mücadele ediyoruz. Hep birlikte ortak hareket ediyoruz. Biz kadınlar değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Demokrasi için mücadele etmeye de devam edeceğiz.